Merhaba sevgili izleyiciler, sevgili takipçiler. Hankeli konuşacağız yine. Sen Çal Kapımı dizisini konuşacağız. Son bölümün reytinglerini şöyle bir gözden geçirirsek totalde 11. oldu. Total demek yani Türkiye toplumunun genel ortalaması. Orta direk derdi eskiden rahmetli Turgut Özal, Cumhurbaşkanlarından Turgut Özal. Orta direk derdi. Yani ortalama işte lise mezunu, geçimini sağlayabilen ama çok varlığı olmayan halkın geneli, halkın çoğunluğu. Totalde 11. sırada ve 3.31 rating, 3.31. ABD yani üniversite mezunu, yüksekokul mezunu, iyi eğitimli ve varlıklı, nispeten daha varlıklı olan kesim AB kategorisidir reytinglerde. 7. oldu dizi, Sen Çal Kapımı dizisi, 3.47. Üçlerde maalesef. ABC 1 kategorisi, üniversite mezunu, eğitimli, kültürlü, yüzü batıya dönük ve nispeten varlıklı ailenin çocukları, genç kesim bu ABC 1 ve orada 8. oldu dizi. 3.80 reyting aldı. Dizinin reytingleri hiç de iyi değil ve 7. 8. 11. yani ilk 5'te olması lazım ki dizinin, dizi iş yapıyor, izleniyor, kanala ve yapımcıya iyi kazandırıyor diyebilelim. Ancak gördüğünüz gibi dizi ancak kendisini kurtarıyor. Kanala ve yapımcıya öyle fazla bir şey kazandırdığını söyleyemeyiz. Ve eğer böyle giderse bu aşağılardaki alt sıralardaki bu durumu değişmezse dizinin maalesef onu iyi bir gelecek beklemiyor. Diziyi iyi bir gelecek beklemiyor. Şunu söylemek istiyorum. 7 bölümdür Eda ile dizinin başrol kahramanları Eda ile Serkan birbirinden ayrıydı ve hafıza kaybı yüzünden Serkan Eda'dan uzak duruyordu ve seyirci buna çok üzülüyordu. O büyük aşk kaybolmuştu, romantizm kaybolmuştu. Romantik komedi bir dram dizisine dönmüştü ve seyircinin bir kısmı bu yüzden kaçtı, diziyi bıraktı. Ancak geçtiğimiz hafta 35. bölümde onların tekrar kavuşacağının ipuçları ortaya çıktı. Tekrar kavuşacakları, hafıza yerine geldi Serkan'ın ve Eda'nın evleneceği nikaha son anda yetişip, evlendi gerçi Eda, o da ayrı bir hikaye. Nikaha yetişip sarıldı, hafızam yerine geldi, hatırladım, seni çok seviyorum, ayrılmayalım dediler. Kavuşma sahnesi yaşandı. Bu hafta bu kavuşma sahnesinin verdiği büyük sevinçle seyirciye, fanlara, hayranlara, diziyi izleyenlere, izleyecek olanlara, diziyi beğenip de kızgınlığından izlemeyenlere büyük bir moral olması lazımdı ve bu hafta reytinglerin tavan yapması lazımdı. Öyle değil mi? 4-5 reyting gelmesi, 4 reyting, 5 reyting gelmesi lazımdı. Yine 3'lerde ve 3'lerin diplerinde geldi. Yani seyirci küsmüş. Sen Çal Kapımı dizisinin seyircisi kaçıyor. Kaçmış hatta. Yani bunun sebebi nedir? Bu konuda fanların haklı olarak isyanı söz konusu. Ben de Twitter'da bunu takipçilerime ve diziyi izleyenlere, dizinin müdavimi, hayranı olan seyircilere sordum. Şöyle sordum, onu okumak istiyorum size. Sen Çal Kapımı dizisi neden 3 reytinglerde geziyor? Oyuncuları bu kadar çok gündeme gelirken, sosyal medyada rekorlar kırarken dizi neden yeteri kadar izlenmiyor? Seyirciyi diziden soğutan nedir? Yapımcı bu sorunun cevabını mutlaka bulmak zorunda dedim ve yapımcıyı ve başrol oyuncularını etiketledim. Bir başka tweet daha attım. Şeker var, un var, yağ var.
Hatta çam fıstığı da var. Ne kadar güzel olur çam fıstığı helvanın içinde, un helvasının içinde, irmik helvasının içinde. Ne kadar güzel olur. Ama helva yapamıyorsunuz. Her şey var. Şeker var, un var, yağ var. Hatta çam fıstığı da var. Ama helva yapamıyorsunuz. Neden? Sen çal kapımı etiketledim ve yapımcıyı etiketledim. Takipçiler fikirlerini yazdılar. Hande ve Serkan'ı bence kıskanıyorlar başarılı olmalarını diyor. Bu reytingleri biz de anlamıyoruz diyor bir dizinin izleyeni. Vallahi Bilal abi diyor bir başka izleyen. Dün akşam ben diziyi izlerken Hanker aşkına inandığım için daha istekli izlediğimi fark ettim. Daha istekli izlediğimi fark ettim. Bu Murat Akdoğan ve Hande Erçel ilişki yaşıyor haberleri büyüyü bozdu diyor. Bu da o söylentilere, bu takipçimiz de o söylentilere yoruyor bu olan biteni. Bir başka takipçimiz de şöyle diyor. Ben bu reytinglere inanmıyorum çünkü Fox TV'yi dışlıyorlar gibi geliyor bana. O yüzden diyor bu reytinglerin doğru olduğuna inanmıyorum diyor bir takipçim. Olamaz öyle bir şey. Çünkü Fox Haber birinci oluyor, ikinci oluyor. Yani Fox TV reytinglerde bir numara yapılıyor olsa o Fox Haber birinci olamaz zaten, ikinci olamaz. Bir başka kendi adıma diyor neden diziyi izlemeyi bıraktığımı yazayım. Basit, özensiz ve sığ diyaloglar ve senaryo. Sen Çal Kapımı dizisinde basit, özensiz ve sığ diyaloglar ve senaryo diyor. Senaryolar herkes şikayetçi. Senaristler çeşitli varyasyonlar deniyorlar. Çeşitli varyasyonlar yaparak bölümün içinde de seyirciyi şaşırtmayı istiyorlar, deniyorlar ama seyirci kalmadı. Ama seyirci kalmadı. Bölümün başına oturan seyirci o kadar az ki. Yani seyirciniz milyonlarca olur da 9 reyting almış olursunuz da bir hafta önce bu hafta bu kadar çok varyasyon yaparsınız. Seyirci kaçmış. Neden? Çünkü 7 bölüm hafıza kaybı sürdü. 7 bölüm. 7 bölüm. 7 bölüm, 7 bölüm. Bu ne kadar yanlış bir şey. Şimdi diyeceksiniz ki bir dizi 2 sene sürüyor, 3 sene sürüyor, 7 bölüm nedir? Hayır. Hayır sayın yapımcı. İşte bu dizilerin yayından kalkmasının sebebi bu yanlış anlayış. Seyirciye mutlaka istediğini vermek zorundasınız. Seyircinin ne beklentide olduğunu düşünmek zorundasınız. Sadece kendi senaryo hesaplarınızla kendi kafanızın dikine giderseniz sayın yapımcı böyle çuvallarsınız. Böyle çuvallarsınız. Bu bölümde çuvalladığınız gibi. Bakın tekrar söylüyorum. Bu bölüm dizinin şahlanma bölümü olacaktı. Olmalıydı. Çünkü bir önceki bölümde Etser kavuştu. Serkan hatırladı, hafızası yerine geldi ve Eda ile pişmanlığını dile getirdi. Eda'yı çok sevdiğini dile getirdi. Seyircinin haftalardır beklediği sahneler yaşandı. Ve bu hafta, bu geçen hafta yaşandı. Bu hafta reyting patlama yapmak, reytingi patlama yapması gerekiyordu. O kavuşmadan sonra büyük bir seyirci kitlesinin televizyonların karşısına oturup bunu coşkuyla, sevgiyle, sevinçle izlemesi gerekiyordu bu kavuşmanın devamını. Ama kimse oturup izlemedi. Aynı seyirci, hatta daha az, geçen haftalara göre daha az seyirci oturdu seyretti. Bunun sebebini yapımcı bulmalı. Ben söylüyorum kendisine. Eleştirileri dikkate almadığınız için, kafanızın dikine gittiğiniz için. Bu böyle bir dizide, romantik komedi dizisinde 7 bölüm bu şekilde seyirciyi bıktıracak kadar büyük bir
ilişki kopukluğu, ana karakterlerin birbirinden uzaklaşması yazılamaz. Yazarsanız bu başınıza gelir. Yazarsanız dizinin reytingleri bir daha toparlanması çok zor durumda aşağı, tepe aşağı gider. Hadi bakalım toparlayın şimdi. Nasıl toparlayacaksınız? Nasıl çıkacaksınız 4.5-5 reytinge, 6-7 reytinge, sezon başında dizi başlarken topladığınız 8-9 reytinge nasıl çıkacaksınız? Bakın diğer diziler 10 reyting, 11 reyting alıyor. Çünkü onlar oynamıyorlar. Onlar kare kodlarıyla, dizinin şifreleriyle sizlerin oynadığı gibi oynamıyorlar diğer yapımlar. Siz romantik komedide 7 bölüm uçurum yaratıyorsunuz ana karakterler arasında. Ana karakterleri birbirine bir bağırıp çağırmadığı kalıyor diyaloglarda. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani neredeyse bu hafta bile baktım Serkan'a Eda'ya gider yaptıracaksınız. O senin arkadaşın filan. Ne lüzum var bunu söyletiyorsunuz ya? Ne lüzum var ya? O senin arkadaşın diyor, dedirtiyorsunuz Deniz için. Ne gerek var? Ne, yani az kalsın neredeyse o senin kocan dedirteceksiniz. Dedirtirdiniz belki. Belki de dedirttiniz de sonradan vazgeçtiniz. Olur mu böyle şey ya? Seyirciye biraz lütfen saygılı olun ya. Seyirci bunları görmek ister mi ya? Seyircinin beğenilerine, duygularına biraz saygılı olun lütfen ya. Yani böyle bir şeyi kim kabul eder? Hangi eser seyircisi kabul eder ya? O senin arkadaşın. Ne gerek var buna? Madem diyorsun o zaman o senin kocan de. Evliler. O senin kocan de. Tam yürekli ol. Madem yazıyorsun. Madem milleti geleceksin tam gel. Bak seyirci kalıyor mu? Ondan sonra niye reytingimiz düştü? Değerli takipçiler, Hanker'e devam edeceğiz, Hanker'i konuşmaya devam edeceğiz. Sizlerin sorularına cevap vermek için de Sen Çal Kapımı dizisini konuşuyorum. Yoksa yani insanda moral kalmıyor konuşacak. İnşallah düzelir, inşallah düzelir. Hanker var, Hanker oldukça ümit de var. Sevgiyle, saygıyla.